Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Evet sevgili dostlar, halk sağlığında bugün ve yarın neler var? İşte bunları masaya yatıracağız. Türker Hocam, ilk sorumu size yönlendireceğim. Bugün ve yarın acaba küresel sağlıkta başlıca tehditler neler hocam? Buyurunuz. Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum. Aslında ben böyle hocalarımla beraber olunca sağlığın bir tanımından başlamak istiyorum. Bizim yaklaşık 74-75 yıldır 1948'den bu tarafa Dünya Sağlık Örgütü'nün çok güzel bir sağlık tanımı var. Sadece hastalık veyahut da sakatlıkların olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Ve biz insanlara sağlık ve iyilik hali vermek için onların sadece hastalık değil, bedenen ve ruhen de iyilik hallerini garanti altına almamız lazım. O yüzden de insanın sağlığı yaşadığı çevreyle, yaşadığı ortamla ve ruhsal durumuyla tamamen bir paralellik gösteriyor. Ama günümüze baktığımızda tabii yaklaşık 8 ya da 9 tane bizim için önemli sağlık tehdidi var. Bunların en başına tabii çevre geliyor ve çevre deyince de bir yandan hava kirliliği denilmemiz, ama bizim için en önemlisi küresel ısınma. Ve küresel ısınma şu anda insanlık için çok büyük bir tehlike ve şu anda küresel ısınmayı biz yaklaşık 1,5 derecede yıllık artış tutamazsak, eğer bir yıllık 2 derece üzerine çıkarsa dünya için bir felaket yaklaşıyor demektir. Bununla ilgili de çok kötü veriler gelmeye başladı ve son 10 yılda dünyanın en sıcak günüydü ve artık da pek çok ülkede ve gölgede hava sıcaklıkları 50 derecenin üzerine çıkmaya başladı ve bu da o insan organizmasının bir süre sonra dayanamayacağı sıcaklar olacak. Tabii yine Nevzat Hocam da burada, önemli problem de tabii gıda problemi ve gıda problemi de tüm dünyada bir yandan yoksulların gıdaya ulaşmasında sıkıntı varken bir yandan da dünya genelinde 2 milyardan fazla kişi obez ve bu da tabii büyük sıkıntı. Üçüncü büyük sağlık tehdidi önümüzdeki yıllarda yaşlanma ve ilk defa 2018 yılında 65 yaş altı insan sayısı, 65 yaş üzeri insan sayısı 5 yaş altındaki nüfustan daha fazla oldu ve giderek de artıyor. Tabii bir yandan da kentleşiyor. İnsanlar daha çok özellikle bu gıdaya erişim, küresel ısınmadan dolayı ve yine savaşlardan dolayı kentlere büyük bir göç var. Ama ne yazık ki bu insanlar da kente gelirken kentlerin varoşlarında yaşamaya başlıyorlar ve 2030 yılında onlarda yaşayan insan sayısının dünyada 2 milyardan fazla olduğunu da olacağını da tahmin ediyoruz. Tüm bunları bir araya getiriyor. Tabii yine biz önümüzdeki yıllarda bulaşıcı hastalıklarla, salgın hastalıklarla da devam edeceğiz. Covid-19 salgını ben çok dersler aldık ama ancak tabii COVID-19 salgınıyla bütün dünyaya ilgilenirken bir yandan kızamıyor, bir yandan çocuk felcini bir kenara bıraktık, unuttuk. Ve şu anda ne yazık ki Afrika'nın pek çok ülkesinde tekrar kızamık salgınları ve kızamığa bağlı yüzlerce çocuk hayatını kaybetmeye başladı. Polio'yu eradike etmiştik, çocuk felcini yeniden bunun ortaya çıkması lazım. Belki de önümüzdeki yıllarda başka virüsler de sağlığa tehdit olacak. Son konuda önemli konu bizim için de antibiyotik direnci ve sürekli özellikle tarımda aşırı derecede antibiyotik kullanılmasına bağlı olaraktan organizmaların antibiyotiklere dirençleri çok gelişiyor ve bunun da önemli bir sorun olarak da belki önümüzdeki yıllarda eğer bu süreç böyle devam eder, önlem alınmazsa ameliyatlar, kalp ameliyatları, böbrek ameliyatları insanların antibiyotiklere cevap vermesi sebebiyle belki de yapılamaz hale gelecek. O yüzden de bu konuda da önemli önlemlerin alınması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii bedenen ve ruhen iyilik dediniz aslında. Bugün halkın sağlığının var olması ile ilgili bir kelime öne çıkardınız. Tabii hocamız çevresel
sorunlar, küresel ısınma, gıda arzı, yaşlanma, kentleşme, enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin özellikle tarıma bağlı geliştiğinin büyük bir tehdit yönünde ilerlediğini söyledi. Bir de tabii obeziteden bahsetti hocamız. Dedi ki obezitede ciddi bir sorun, çünkü şu anda dünyada 2 milyar kişinin obez olduğunu söyledi. Şimdi İlhan hocam, size dönelim. Ülkemizde obezitenin durumu nedir ve obezite hocam hangi sorunları doğuracak? Geçen hafta Balkanlardaydım ve sokaklarda obez aradım ama bir kişi göremedim. Türkiye'de ise bugün şu Tunalı İlmi Caddesi'ne çıkıyorum. İki kişiden biri neredeyse obez görünümde. Buyurun hocam. İki kişiden bir de fazla Sinan Bey. Türkiye'de yapılan çalışmaya göre, 2017 çalışmasına göre Türkiye'de obezite %64, kadınlarda %65, erkeklerde %63. Yani her iki kişiden bir kişiden daha fazla obez nüfusumuz bulunmakta. Tabii obezite yaşadığımız çevredeki daha az hareket etmemiz, daha fazla kalorili yemekler yememiz ya da sağlıksız beslenmemiz obeziteyi getiriyor. Obezite sadece bir bedensel bir sorun değil, bulaşıcı olmayan hastalıkların temelinde de yer almakta. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, malignansiler, pek çok hastalığı zemin hazırlayan bir pozisyon, bizi bir zemin hazırlayan bir duruma getirmekte. Bu nedenle de obezitenin çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve giderek de daha büyük bir sorun halinde karşımıza çıkacağını tahmin etmekteyiz ki şu anda literatürde COVID-19 pandemisinden sonra obezitenin arttığına ilişkin yayınlar da çıkmaya başladı. Çünkü bir yıla yakın evde de kaldık. Daha da hareketsiz kaldık. Ve bütün bunlar bu sorunla mücadele etmemizi daha da zorlaştırıyor. Tabii obezite bir yandan da yetersiz ve dengesiz beslenmenin sonucu olarak da özetlememiz gerekir. Yani dengesiz beslenildiği zaman her besinden yeterince, her besin ögesinden yeterince alınmayıp bir taraf ağırlıklı olarak beslenildiği zaman da obezite çıkıyor açıkçası. Evet hocam, tabii bu bulaşıcı olmayan hastalıkların zemininde obezitenin olacağını, hareketsizliğin ve fazla kalori alımının önemli neden olduğunu söylediniz. Aslında tabii kilolar bir matematik hesabına göre sonuçta aldığımızı tüketmezsek sonuçta bunlar vücutta birikiyor ve maalesef bu biriken yağlar da bizim organ sağlığımızı, beyin sağlığımızı ve yaşam sağlığımızı tehdit ediyor dedi İlhan hocamız. Şimdi Hakan hocam, size döneceğim tabii. Bugün özellikle bu dünyada sanayi, endüstri, teknoloji, dijitalleşme gibi çok popüler kavramlar neye getirdi? Bilgisayar, cep telefonları ve televizyon teknolojilerine bir bağımlılığı getirdi. Artık insanlar tıpkı bir kalp gibi bu teknolojilerden ayrılamaz hale geldi. Acaba bu bağımlılık toplum sağlığımızı nasıl etkiliyor ve gelecekte nasıl etkilemeyi sürdürecek? Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben Toker hocamın ve Helal hocamın başladığı ve bıraktığı yerden devam edeyim. Bu yayın vesilesiyle de bu mesajı vereyim. 10 Ekim Pazartesi günü Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından ruhsal iyilik halinin tüm dünyada küresel bir öncelik haline yer verilmesi ve bunun üzerinde çalışılması konusunda bir mesaj var. Bu mesajla ilgili de Pazartesi günü ilgili dernekler tarafından toplum ruh sağlığını dünyada tüm ülkelerde nasıl daha iyi sağlayabiliriz üzerine konuşmalar, çalışmalar yapılacaktır. Ben de hafta sonu Rize'deydim. Rikizdere Vadisi, Fırtına Vadisi, Çayeli bölgelerinde gezdim. Oradaki insanlar arasında ben de aradım. Obez hesabı olamadım. Hepsi %40, %70 eğimli yamaçlarda çay yetiştiriyorlar, evlerine çıkıyorlar. Hareketlilik çok önemli. Dijital teknoloji tabii ki çok önemli. Dijital teknoloji olmasa biz bugün Sinan Hocam'ın başkanlığında ve yıllardır devam eden bu programlarda birbirimizi tanıyamazdık ve bizi izleyen
vatandaşlarımıza da vermemiz gereken mesajları, bilimsel içerikli konuşmaları yapamazdık. Tabii ki bir yere kadar dijital teknoloji tüm dünyada gelişecektir, olması gerekecektir. Olması gereken bir çağdaşlaşma aracıdır. Tabii ki buna her şey olduğu gibi yemeğe de aşırı bağımlanınca sıkıntı oluyor, sağlık sorunları çıkıyor. Sürekli dijital oyunlar herhalde burada esas kastedilen gençlerin dijital oyunlarla çok zaman geçirmeleri. Bunlara da kısıtlama getirilebilir. Bu tabii ki hem aile içinde yapılabilir hem birey tarafından kendisi engellenebilir. Diğer taraftan da bir anlamda teşvik ediliyor. Çünkü üniversiteyi bitiren gençler Zoom üzerinden veya evde bilgisayar üzerinden çalışmalara teşvik ediliyorlar. Ofislere gelmiyorlar. Covid döneminde bunun öncelikli bir tercih sebebi olduğunu da gördük. Bu da bir yerde bunu teşvik etti. Yani sosyalleşme, arkadaşlarla bir yere gitme, öğlen yemeklerde dışarı çıkma yerine sürekli bilgisayar başında ilgili şirketin yazışmalarını takip eden bir çalışma ortamı ve çalışma düzeni oluşturuldu. Bunlar da bu süreci hızlandırdı. Gençler kendileri tek başına bilgisayarda bu oyunları oynadıkları gibi bunun bir yere kadar da yaratıcı zekayı geliştirdiğini hepimiz kabul ediyoruz ve farkındayız. Bazen bu oyunları abartıyorlar. Tabii ki 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi kendi evlerinden ve hatta başka ülkelerden oyunlara bağlanarak ilgili oyunları, satranç oyunları veya futbol oyunlarını veya bir takım savaş oyunlarını oynayabiliyorlar. Bu bir yerde iletişim için iyi bir şey, kişilerin kendini geliştirmesi için ama bütün gününü, zamanını burada geçiren gençler için de tabii ki hareketsizliğin getireceği, sağlıksız beslenmenin getireceği, dışarıda güneş almadan yaşamanın getireceği sağlık sorunları onları bekliyor olacaktır. Bunlara karşı dikkat çeken yayınların artırılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda söyleyeceklerim belki bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum ama bir kez daha vurgulayalım. Hocamın söylediği gibi insanın sağlıklılık halinin ruhen ve bedenen iyilik olması, iyilik halinde olması aynı zamanda sosyal çevresiyle ve bulunduğu ülkenin koşulları içinde de iyi olması gerekiyor. Bir ülkede savaş varsa, komşularında savaş varsa o ülkedeki yaşayan vatandaşların komşuların çektiği acılardan etkilendikleri de bir gerçektir. Bunu hepimiz görüyoruz. Ülkemiz bu alanda birçok mutsuz insanların sığındıkları bir ülke oldu. Onlara yardımcı oluyoruz. Bu da bence üzerinde düşünülmesi gereken Birleşmiş Milletler'in belki bu konuda ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda toplumları bilinçlendirici çalışmaları olması ve bu bireylere yardım elini daha etkin şekilde uzatmaları gerektiğini bu sorumlu kişilerle uğraşan bir hekim olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet hocam, özellikle tabii teknoloji çağındayız ve insanlar her geçen gün teknoloji daha çok kullanma gayreti içerisindeler. Tabii ki bu işin hani azı karar çoğu zarar noktasından hareket edecek olursak, yani hayatın teknoloji olmadığını, biraz önce Toker hocamız özellikle ve Hilal hocamız hareketliliğin ne kadar önemli olduğunu altını çizdi. Yani her şeyi dozunda bırakmak lazım. Çünkü teknolojinin başına oturduğumuz zaman tabii ki bizim hareketli olmaktan bizi uzaklaştırıyor. Ve buna bağlı da sükunette bir sürü sağlık sorunlarını da kucaklamış oluyoruz. Nevzat hocam, biraz önce halk sağlığı sorunlarında tabii beden ve ruh iyilik halinin oluşmasındaki en büyük engelleri Toker hocam sıralarken gıdadan bahsetti. Ve şu anda gıda kelimesi, yani dünyadaki gıda krizinin çok önemli bir noktaya doğru gittiğini, dünyanın en büyük aslında küresel kriz nedeni olabileceğini artık çok konuşuyor insanlar. Şimdi gıda arzı, gıda güvenliği ve gıda krizi konusunda acaba dünyamızı neler bekliyor hocam? Buyurunuz. Tabii çok önemli, hocalarımızın da belirttiği gibi 2020 yılının ilk çeyreğinde biliyorsunuz COVID-19 salgın dönemi başladı. Onun dışında aynı zamanda kuraklık, aşırı yağışlar ve ilave olarak da Rusya ve Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Yani öyle bir senaryo ki gıda temininde insanların güçlük yaşadığı bir döneme girildi. Burada bazı tanımlar ortaya çıktı bu dönemde. Gıda güvenliği biliyorsunuz gıdanın düzgün şekilde halk sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde üretilme koşulu. Gıda güvencesi gıdanın miktarıyla ilişkili bir durum.
Aynı zamanda bu ülkeler arasında gıda milliyetçiliği terimi de ortaya çıktı. Yani herkes kendi ürettiği gıdayı satmamaya, sınırlarını kapamaya çalıştı. Ve bu da çok önemli bir sorun yaratmaya başladı. Çok buğdayı olan ülke satmamaya çalıştı, Hindistan gibi. Zaten Rusya ve Ukrayna'daki buğdayın sevkiyatında problem oldu. Dünyada 790 milyon ton buğday, ayçiçek Rusya ticarete konu oluyor. Rusya ve Ukrayna'nın da katıldığı ülkeler 200 milyon ton buğdayın 80 milyon tonunu Ukrayna ve Rusya üretiyor. Yani o buğday diğer ülkelere gidemediği için problem oldu. Ülkemiz 2020 yılında buğday üretiminde biraz düşük düzeyde kaldı. 17,5 milyon ton ama 2022 yılında şu anda aldığımız rakamlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüzün de ifadesiyle 20 milyon tonu geçmiş durumdayız ve kendi ihtiyacımızı karşılayacak durumdayız. Dünyada bir gıda güvensizliği nedeniyle kriz oluşuyor. Gıda güvensizliği dendiği zaman uygun fiyatlı besleyici gıdaya erişememe durumu. Ben bütün dünyadaki raporları inceliyorum ve halk sağlığı raporlarını okuyorum. Şu anda dünyada 8 milyon insan var. Bunun 5.7 milyonu gıdaya ulaşabiliyor. 2 milyar insan, tekrar edeyim, 5.7 milyarı gıdaya tam ulaşabiliyor. 2 milyar insanın gıdaya ulaşmasında az veya çok güçlük var, eksikliği var ama 750 milyon insan, biraz evvel hocalarım da belirttiği gibi, özellikle çocukları da etkileyen bir açlık söz konusu. Adeta bazı ülkelerde gıda güvensizliği, gıda açlığına ulaşmış durumda. Onun için bu pandemi döneminde tarımın önemi anlaşıldı. Tarımdan ham madde gelirse gıda üretiliyor. Gıda üretilirse halk sağlığındaki problemleri engelleyebilmek için insanların yeterli ve dengeli beslenmesine çalışıyor. Ben de toplumda obeziteyi, Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması'nı ben de okudum. Obezitenin özellikle ilkokul çağındaki, orta öğretimdeki çocuklarda %40-50'ye ulaştığını hocalarımın tespitleri doğrudur. Onun için hareketi artırmamız gerekiyor. Gıdaların paylaşımında da problem olduğu için problem var. Gıda krizinin nedeni de bu. Özellikle Afrika ülkelerinden ve diğer bazı Orta Doğu ülkelerinde gıdaya ulaşmada problem yaşayan ülkeler var. Şu anda güzel ülkemizde direkt gıda krizi oluşturacak bir durum söz konusu değil. Ama tarım ve gıdada sürdürülebilirlikte düşme var. Bunu planlı şekilde aşmalıyız Sinan Hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Tabii gıdayı bulmak, erişmek, yeterli ve dengeli tüketmek başlıklarının altını çizdiniz. Aslında burada tabii her şey, bunları öncelikle üretmemiz lazım. Üretirsek herhalde öncelikle bunlara erişebiliriz. Ve bugün biz biliyoruz ki mesela Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle Fransa'nın tarımdaki üretimi tüm Avrupa kıtasını içine alacak düzeyde çok büyük. Demek ki bizim öncelikle çok üreten ülke konumuna geçmemiz lazım ki biz diğer arkasından da olması gereken durumları inşa edelim. Evet, Toker Hocam, pardon. Türkiye, biraz önce siz tabii küresel sağlık sorunlarının tehdit eden unsurlarını tek tek sıraladınız. Şimdi biz Türkiye'ye bakacak olursak, acaba Türkiye'nin sağlık tehditlerinde neler var hocam? Ve bir de bu öne çıkan unsurlar neler burada? Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Tabii az önce dünyadaki küresel durumu özetlemeye çalıştım. Aslında Türkiye'deki durum da bundan çok farklı değil ama Türkiye'de her yıl yaklaşık 420 bin civarında ölüm meydana geliyor. Bunların %89'u bulaşıcı olmayan hastalıklardan meydana geliyor. Aslında bir ülkede bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölüm oranlarının yüksek olması iyi bir şeydir. Yani sonuçta biz de halk sağlıkçıları olarak, Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye'de bebek ölümlerini, 5 yaş altı ölümleri, anne ölümlerini düşürmek için inanılmaz kampanyalar yaptık ve bu bebek ölümlerinde, anne ölümlerinde ve 5 yaş altı
çocuk ölümlerindeki düşüşlere bağlı olarak da Türkiye'de beklenen yaşam süresi arttı ve bulaşıcı hastalıklarında nispi olarak ölümler azaldı ve buna bağlı bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin oranı %89-90'a kadar çıktı. Ama tabii buradaki bizim en büyük sorunumuz Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklarda, yani bulaşıcı olmayan hastalıklar derken de 5 tane hastalığı kastediyorum. Kalp damar hastalıkları, kanserler, kronik akciğer hastalıkları, diyabet ve ruhsal hastalıklar. Bunlardan Türkiye'de 70 yaşından önce, yani eğer bir insan 70 yaşından önce bu 5 yaş hayatını kaybetmişse biz bunlara erken ölüm diyoruz. Ve ne yazık ki Türkiye'de bu 5 hastalıktan 70 yaşından önce ölüm oranı %17-18 civarında. Peki bu oran diğer Avrupa ülkelerinde nasıl? Örneğin Fransa'da bu %9'dur, İtalya'da %10'dur, komşumuz Yunanistan'da %12'dir. Yani pek çok Avrupa ülkesinin ortalaması, Kuzey Avrupa ülkelerinde bu biraz daha düşüktür. Bu civardadır ama bizim hemen üst kısmımızda Rusya'da bu oran %25'e, Ukrayna'da %30'a kadar, Mısır'da %25'e kadar da çıkar. O yüzden tabii burada mühim olan bizim insanlarımızı, vatandaşların Türkiye'de sağlıklı yaşlandırmamızın bir yolunu bulmamız lazım. Ama tabii burada bu hastalıkları meydana getiren ne yazık ki bu risk faktörlerinde Türkiye'de de çok fazla maruziyet var. Çok fazla sigara içiyoruz. Ve özellikle son yıllarda kadınlarda Türkiye'de inanılmaz bir şekilde sigara kullanım oranlarında artış var. Neredeyse %20'ye çıktı. Tabii bir yandan kadınlarda obezite artıyor. Çok fazla tuz kullanıyoruz. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük 5 gram tuz kullanımı vardı ama biz Türkiye'de neredeyse 10-15 grama kadar tuz kullanıyoruz. Bir de bunun yanında hareket etmiyoruz. Tabii bunun sonucunda bir kanser ölümleri %40 civarında. Bir de tabii şöyle bir sıkıntımız var. Dediğim gibi az önce beklenen yaşam süresi Türkiye'de yaklaşık 78 yıla kadar çıktı. Hatta kadınlarda bu rakam 81 yıl ama Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam yıllarına baktığımızda ne yazık ki bu diğer Avrupa ülkeleri gibi artmıyor. Ve kadınlar Türkiye'de 81 yıl yaşarken bunun neredeyse 25-26 yılını sağlıksız olarak yaşıyorlar. Erkekler 20 yılını yaşıyorlar. Bu nedenle Türkiye'de birazcık daha bizim özellikle bu risk faktörlerine maruziyet konusunda daha fazla çalışmamız lazım. Başka bir önemli sıkıntı tabii bu tuz kullanımına bağlı hipertansiyon problemi. Türkiye'de yaklaşık 16 milyonun, o 16 milyon kişinin tansiyonu 140'a 90 üzerindeyken tansiyonu kontrol altında olanların sayısı sadece %20 civarında. 4 milyon civarında. O yüzden Türkiye'de belki önümüzdeki yıllarda birazcık daha fazla bu bulaşıcı olmayan hastalıklara, bunların risk faktörlerine ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik çalışmaları yapmak lazım. Ama tabii bunları yaparken de her zaman bu bulaşıcı hastalıklara, salgın hastalıklara karşı da uyanık olmamız, onların da yeniden ortaya çıkabileceğini bakmamız da gerekiyor. Öker Hocam, özellikle tabii hastalıkları hep saydınız ama ister bulaşıcı olsun, ister bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar olsun, aslında toplumsal bilincin gelişmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi Öker Hocamız. Bir de tabii dikkat çekici iki unsur, sigara ve tuz kullanımının ülkemizdeki yüksekliği. Maalesef şimdi bir de bu elektronik sigara meselesi var. İki gün önce bir makale okudum. Akciğerleri nasıl berbat ettiğini bir çalışmayla ortaya koymuşlar. Sadece akciğerler değil, aslında hayatımızı berbat eden bir durum. Burada özellikle sigara konusunu altını çizmek istiyorum. Sigara, tuz, şeker, bunları ne kadar çok hayatımızdan uzaklaştırırsak herhalde hayatımız o kadar çok sağlıklı olacak. Hilal Hocam, özellikle tabii biraz önce halk sağlığını tehdit eden unsurlar içerisinde hareketsizliğin giderek yaygınlaştığının altını çizdiniz. Ülkemize dönecek olursak, ülkemizde de %65 obez insanın olduğunu söylediniz 2017 kayıtlarına göre. Şimdi bizim ülkemizdeki hareketlilik, hareketsizlik, mobilite durumları, bunlarla ilgili durum nedir hocam? Ve bunları neden önemsemeliyiz? Bunlar gelecekte hangi sorunları doğuracak? Biraz önce zaten obeziteyi söylediniz. Buyurunuz.
Evet, evet. Sinan Bey, hakikaten tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, dengesiz beslenme, fazla kiloluluk ve obeziteyi çok ciddi şekilde arttırmakta. Biraz önce konuştuğumuz gibi gerek Toker Hocam, gerekse diğer hocamların, hocalarımın söylediği gibi işte %65 fazla kiloluluk ve obezitenin olduğunu söyledik. Burada bir fazla yemek yeme olduğu gibi biraz önce Hakan Hocam da söylediği gibi seden ter yaşam, biraz teknoloji bağımlılığının getirdiği, biraz da yaşam tarzımızdan kaynaklanan fiziksel aktivite azlığı neden olmakta. Yani hem beslenme hem de fiziksel aktivitenin azlığı, sedanter yaşam maalesef bu sorunu karşımıza getirmekte. Peki acaba yani Türkiye'de durum nedir diye baktığımız zaman gene aynı STEPS Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği araştırmada erkeklerde her 3 erkekten birisi, kadınlarda da her 2 kadından birisi yetersiz fiziksel aktivitesi var. Peki nasıl yapabiliriz, yani biz bunu nasıl arttırabiliriz? Bir kere herkesin fiziksel aktivite yapmaya ilişkin nelerin fiziksel aktivite olduğunu ve nasıl yapması gerektiğine ilişkin bir farkındalığın oluşması lazım. Dünya Sağlık Örgütü der ki orta şiddette 150 dakikalık bir haftada 150 dakikalık bir fiziksel aktivite ya da şiddetli bir fiziksel aktivite. Orta şiddeti tanımlarken şöyle tanımlıyoruz. Hareket ediyorsunuz, konuşabilirsiniz ama şarkı söyleyemezsiniz. Kalp atım sayılarınızın artması gerekiyor. Ama şiddetli de birkaç kelimenin üstüne de çıkamazsınız. Tabii bu nasıl olabilir? Yani hayatımızı harekete getirmek için hızlı yürümek, mümkünse bazı alanlarda, açık alanda ya da kapalı alanlarda bazı etkinliklere katılmak, işte dans etmek, folklor oynamak, bazı spor etkinliklerine katılmak gibi şeyleri yapmamız gerekiyor. Peki acaba hani sadece yürümek, fiziksel aktivite yeterli mi? Aslında kuvvet egzersizleri, germe egzersizleri, denge egzersizlerinin de eklenmesi gerekiyor. Yani fiziksel aktiviteyi yapabilmek için biraz da nasıl ve neyi yapmamız gerektiği konusunda da farkında olmamız gerekiyor. Devamlı aynı kasları, aynı ödenleri çalıştırmanın yanı sıra bir denge, kuvvet, esneklik gibi diğer etkinlikleri de, diğer fiziksel aktiviteyi de getirmek gerekiyor. Tabii biraz önce hocam çok güzel söyledi, çocuklarda da obezite artıyor dedi. Biz gençler için ve çocuklar için de günde en az 60 dakikalık bir aktivite öneriyoruz ve ilk yaşlarda kesinlikle ekran önermiyoruz. Hatta bir bebeğin oturma yemek masasında ya da herhangi bir yerdeki oturma süresine dahi daha kısa tutulması gerektiğine ilişkin öneriler bulunmakta. Fiziksel aktiviteyi arttırmak için hayatımıza gayret etmemiz gerekiyor. Hepimizin buna ihtiyacı var aslında. Hem zihin sağlığımız, hem ruh sağlığımız, hem de beden sağlığımız açısından, hastalıklardan korunmak ve sağlıklı olmak açısından. Hocam teşekkür ediyoruz. Tabii özellikle gerek mental, gerek fiziksel, gerekse sosyal hareket aslında yaşam için kaçınılmaz. Ve hayatta ne kadar çok hareket varsa o kadar iyi yaşam var dediniz aslında, dediklerinizin toplamının özeti. Evet sevgili dostlar, şimdi küçük bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın, sonra güzel hayat devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Evet sevgili dostlar, güzel hayat programındayız ve özellikle ülkemizde ve dünyada aslında halkın sağlığını tehdit eden temel sorunlar, hastalıklar, gelecek, bunları bilim insanlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Evet, biraz zamanımızı daralttık. Şimdi Hakan Hocam, size hemen soruyorum. Tabii ruhsal sağlığın çok önemli olduğunun altını çizdiğiniz konuşmalarınızda ve depresyon ve insanlardaki ilaç kullanımını çok duyuyoruz bugünlerde. Ülkemizdeki durum nedir hocam? Buyurunuz. Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi ruhsal hastalıklar aynı benzer oranlarda insanlarda
belirti vermektedir. Bizlere düşen de tanı kriterlerine göre Dünya Sağlık Örgütü'nün ve psikiyatri tanı sınıflandırma sistemlerindeki kriterlere göre teşhisimize uygun ilaçları vermektir. Depresyon tabii ki tüm dünyada en çok görülen hastalıklar arasında ilk 6 hastalık arasında sayılmaktadır bugün de. Bunlar hepinizin bildiği gibi kanser, serebrovasküler hastalıklar, hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet ve depresyon olarak sayılabilir. Depresyon tedavi edilmezse tabii ki bazen olumsuz sonuçlar ve teşhis edilemediği zaman da hayata son vermeye kadar gidebilen olumsuzluklarla bizleri ve yakınlarını, aileyi üzebilmektedir. Onun için erken tanı ve ciddi tedavi ile insanlar hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. İlaç kullanımı depresyonda en az 6 ay kullanılmalıdır. Depresyonun tekrarına ve daha önceden geçirilmiş ataklara göre bu süre 2 yıla kadar sürebilir. Başlangıçta aile tedavisi de muhakkak işin içinde olmalıdır. Çünkü bir ailede depresyona giren bir birey varsa o ailede ilişkilerde iyi gitmeyen bazı iletişim sorunları var diye düşünmemiz gerekir. Maalesef bu göz önüne alınmıyor ve sanki depresyona giren kişi zayıf bir kişilik sahibiymiş gibi algılanıyor. Bu çok yanlış bir şey. Tam tersine depresyona giren birey aslında ailenin en duyarlı bireyi olabiliyor. Bunlar çoğu zaman gençler ve kadınlar olabiliyor. Kadınlarda depresyon zaten erkeklere göre 2 bazen 3 kat yüksek oranlarda tüm ülkelerde görüldüğü bilinmektedir. Dolayısıyla depresyona giren bireyin sadece birey olarak değil, aile olarak ele almak ve birlikte tedavi etmek, yanlış olan iletişim sorunlarını düzeltmek gerekmektedir. Ve başarı o zaman daha kolay olacaktır. Bireysel psikoterapi, grup psikoterapileri, aile psikoterapileri ve riskli durumlarda da hastaneye yatarak tedaviler depresyon tedavilerinde yapılmalıdır. Ben ruh sağlığı yönünden biraz önce konuşulanlara bir ek yapmak istiyorum. Hocalarım üretim dediler, daha çok çalışma dediler, dünya kıtlığından bahsedildi. Bunların hepsine katılıyorum, hepsi gerçek. Ama bir şey daha vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Daha çok çalışabilmek, daha çok üretebilmek ve daha verimli olabilmek için bu dünyada ruh sağlığımızı da koruyabilmemiz için olmazsa olmaz birincil koşu hepimizin kabul edeceği hekim olduğumuz için bir gerçek var. Barış içinde bir dünyada yaşarsak bunları başarabiliriz. Türkiye, dünyadaki barışı kurmak için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'in ilk 49 üyesinden birisidir. Dünya Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulma amacı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra milyonlarca insanın ölüm üzerine bir daha dünyada savaş olmaması için kurulan bir örgüt olduğunu biliyoruz. Barış olursa üretim olacaktır, barış olursa ruh sağlığı olacaktır. İşte hepimizin yaşadığı 8 aydır komşu ülkelerimizdeki savaş sonucunda çok büyük bir üretim yapmış olan bir ülkenin ürünleri, tahılları Türkiye'nin arabuluculuğuyla, barışçıl bir yöntemle, yollarla, tanker, şileplerle, gemilerle, dünyanın ülkelerine nakledilmiştir. Bu barışın önemini göstermektedir. Ruh sağlığı içinde barış hepimiz için olmazsa olmazdır. Tüm dünya devlet başkanlarının ve dünyayı yöneten Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin barış için, gençlik için, çocuklar için, hepimiz için olmazsa olmazlarını sağlamalılardır. Barış ruh sağlığımızın pazartesi günü birinci öncelik olduğunu günü hatırlayacak olursak bunun sağlanmasında birinci koşul barışın her zaman için egemen olmasıdır. Teşekkür ediyorum. Evet hocam, sağ olun. Tabii depresyon önemli dediniz ama depresyonda en önemli yaklaşımın aslında depresyonun nedenini bulmak, o nedeni ortadan kaldırmak aslında en önemli ilaç tedavisi olduğunun da altını çizdiniz. Çünkü depresyon nedenini ortadan kaldırmazsak ilaçlar bu soruna cevap olmayacaktır. Diğer bir sorun olarak tabii hocamız biraz önce, Nevzat hocamız gıdadan bahsetti. Gıdayı bulmanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ama biz her gün birey olarak bugün 250 gram gıdayı israf ediyoruz. Yani bu çok büyük bir rakam. Şimdi Nevzat hocam, gıda kaybının ve israfının önlenmesi konusunda toplumumuza, insanlarımıza, ailelerimize, çocuklarımıza çağrınız neler hocam? Buyurunuz.
Değerli hocalarım, şu anda dünyada üretilen gıdanın üçte biri maalesef kaybolmaktadır. Bu aç olan insanlarımızın, 795 milyon insanın açlığını gidermek için gereken gıdanın dört katı bir kayıp söz konusudur. Biraz evvel Sinan Hocam siz söylediniz, günlük 250 gram yani yılda toplam 93 kilogram Türkiye'de gıda kaybı olmaktadır. Dünya ülkelerine bakılırsa en fazla gıda kaybı olan ülkeler Suudi Arabistan 427 kilogram, Endonezya 300 kilogram, Amerika Birleşik Devletleri 277 kilogram. Biz burada 93 kilogramla düşük düzey gibi görünür ama günde 250 gram gıda bir öğünde bir fakiri doyuracak gıdadır. Ben başka ilginç bir şey daha söyleyeyim. Ülkemizde her gün 4.9 milyon ekmek israf edilmektedir. Bunun buğday değerini, un değerini hesaplarsak çok önemli. Özellikle zengin ülkelerde gıda kaybı tüketim esnasında oluşmaktadır. Yani gıdanın yarısını tüketmemektedir. Fakir ülkelerde teknoloji eksikliği nedeniyle ürünlerin tarladan hasadından muhafazası, taşınması ve tüketiciye ulaştırılmasında problem yaşanmaktadır. Bunun için tüm dünyada hocam gıda israfının azaltılması, gıdaların ticarileşme riskinin azaltılması, yeni israfı engelleyici programların düzenlenmesi, gelir eksikliğinde bir denge sağlanması ve biraz evvel Toker Hocam da söyledi, iklim değişikliği belki önümüzdeki yıllarda en çok çalışılması gereken, önlem alınması gereken şeyler. Özellikle biz Akdeniz Havzası'ndayız. Akdeniz Havzası'nda sıcaklığın daha yükseleceğini görüyoruz. O nedenle gıdaları israf etmeyelim. İsraf etmeyelim. Özellikle bunu söylüyorum. Bir de sudan bahsetmek istiyorum. Yani bize kişi başı yaklaşık 1500 metreküp su düşüyor. Lütfen gıdaları israf etmediğimiz gibi suyu da israf etmeyelim. Su, gıda ve enerji hepsi birbirine bağlı. Halk sağlığını direkt etkileyen unsurlardır. Onun için buna tüketicilerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Gıda israfı azalırsa aç insanlar azalır. Obeziteye dikkat edersek yine aç insanlara gıda dönüşümü olacaktır. Bunun için ülkeler program uygulamalıdır. İsraf olmasın, afiyet olsun diyorum ben. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında okuduğum şeyi hatırladım. Aslında obez insanların fazla tükettikleri gıdanın bir kısmıyla aslında biz dünyanın açlığını da giderebiliriz. Şimdi rakamları hatırlamıyorum ama böyle bir yazı okumuştum. Evet. Bana onu hatırlattınız. Özellikle tabii hocamız dünyada üretilen gıdanın bir bölü ölçümünün aslında israf edildiğini, kullanılamadığını ve her gün aslında bugün açlığa baktığımız zaman açlığı karşılayacak gıdanın da biz dört katını kaybettiğimizi söyledi. Gerçekten çok dramatik şeyler. Demek ki biz gıda kaynaklarımızı, gıdalarımızı ve bununla beraber hocamız suyu da koruyalım dedi. Maalesef ülkemizde su en değersiz varlık olarak görülüyor ama susuz hayat olamaz. Bunu hepimizin unutmaması lazım. Şimdi ikişer dakikalık sürelerimizi kullanalım. Toker Hocam, tabii sağlık dediğimiz zaman sağlığı öncelikle tabii hastalıklardan korunmak, hastalıkları önlemek, bir de tabii sağlığımızın geliştirilmesi noktasında yapmamız gerekenler var. Acaba Dünya Sağlık Örgütü dünyaya ve ülkemize neler söylüyor bu başlıklar altında? Buyurunuz. Sinan Bey, tabii çok uzun ve kapsamlı konu ama ben iki dakikada bunu özetlemeye çalışayım. Aslında birazcık bizim, siz de az önce söylediniz, çok sağ olun, sağlık okuryazarlığı ve sağlık bilincini biraz daha bu konuda çalışmamız lazım. Özellikle bilişsel ve davranışsal öngörüler ve istendik davranışlarında birazcık daha bu konuyu çalışmamız lazım. İkinci önemli husus tabii, siz de bu alanda çok çalışıyorsunuz. Yaşlanma,
ve palyatif bakım, rehabilitasyon, yaşlı bakımı önümüzdeki yılların en önemli sağlık problemlerinden biri haline gelecek ve bu konuda şimdiden bir takım ulusal eylem planları, bir takım planlamalara başlamamız lazım. Yine tabii bir yandan da bu stratejileri yaparken de, planları yaparken de önümüzdeki yıllarda daha fazla sağlık hizmetlerinde dijital altyapı, tele tıp hizmetleri daha da ön plana çıkacak. İnsan uzaktan sağlık hizmet sunumuna online olarak ulaşmanın yollarını arayacak. Belki bu konuya da biraz daha öncelik vermek lazım. Tabii ben son olarak da şunu da bitireyim. Az önce Hakan Hocam da söyledi. Savaşlar ve şiddet sağlanan büyük sıkıntılardan biri. Bu sene Türkiye Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 24. Ulusal kongrelerini yapıyor. Bu sene kongremizin konusu savaş ve şiddet gölgesinde sağlık ve Türkiye'nin halk sağlığı uzmanları Aralık ayında özellikle savaş ve şiddetin insan sağlığına, iyilik haline olan etkisini ve Türkiye'nin çevresindeki savaşların ne kadar etkilediği görüşleri ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Ve umarım da bununla ilgili de çok önemli sonuçları da daha sonra kamuoyuyla paylaşırız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii sağlık okuryazarlığından bahsettiniz. Ülkemizde tabii okuma oranlarının, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi çok önemli bir adım olacaktır. Ve bununla ilgili de biz mesela Gülümseyen Kitap adı altında önemli proje yönetiyoruz. Çünkü biz ancak sağlıkta bilinçlenmeyi aslında gerek bilim insanlarımız, gerekse okuma kaynaklarımızın hayatımıza daha çok dahil edilmesiyle artırabiliriz. Tabii teknoloji aslında kütüphaneleri ayağımıza getirdi ama biz teknolojiyi kütüphaneler için kullanmıyoruz. Sosyal medyada vakit geçirmek için veya lüzumsuz bir sürü şeyi hayatımıza sokmak için kullanıyoruz. Ve tabii sağlıklı yaşlanmanın çok önemli olduğunu söylediniz. Bugün sağlıklı yaşlanmayı aslında hedef olarak hepimiz koyarsak inanıyorum ki hayatımızdaki yanlışları azaltıp doğruları artırmanın aslında bir stratejisini de bireysel olarak, ailesel olarak, toplumsal olarak, ülkesel olarak belirlemiş oluruz. Ve tabii teknolojiyi biz teletipte kullanmalıyız dediğiniz bu çok güzel. Çünkü böylece ülkemizdeki eşitliği de daha fazla bireylerimize götürmüş oluruz. Ve önleyici hizmetler tabii bu da çok önemsenmesi gerekiyor birey bazında, aile bazında ve toplum bazında. Evet Hilal Hocam, tabii bugün endüstrileşme, teknoloji ve insanların tabii bu bilinçsizliğinin doğurduğu sonuçlardan bir tanesi hava kirliliği. Ülkemizdeki durum ne? Hangi sorunlarla biz kucaklaşacağız hava kirliliği konusunda? Buyurunuz hocam. Evet, ne kadar çok sağlıkla ilgili çevre sağlığı sorunumuz var değil mi? Nevzat Hocam biraz önce sudan bahsetti. Küresel ısınmadan bahsedildi. Hava da bir başka sorunumuz açıkçası. Hem küresel ısınmanın getirdiği sorunlar, kumfurtanılarından sonra gelen sıkıntılar. Biz diğer taraftan sizin söylediğiniz endüstrileşme ve endüstrileşme hem gerekli ama endüstrinin getirdiği, dünyamıza getirdiği kirlilik ve gerekli önlemlerin alınmaması ya da alınamaması ya da bir şekilde arkada kalınması, önlem alınmada. Bir başka şey, örneğin fosil yakıtların kullanılması ya da taşıtlardan çıkan kirlilik gibi o kadar çok dünyamızı, havamızı kirleten olaylar var ki bütün onlara karşı aslında dünyayı hep beraber korumamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın sağlığını etkileyen bir unsur haline geliyor. İşte çocuklarda sağlık sorunlarının ortasına çıkmaya neden oluyor. Akciğer hastalıklarının olmasına neden oluyor. Genetik gen anomallerine neden olabiliyor. Epigenetik sorunlara yol açabiliyor. Yaşlanmayı arttırıyor gibi pek çok sağlık sorunu da beraberinde getiriyor. Bunun için yapılması gereken şey hem küresel boyutta hem ulusal boyutta hem de bireysel boyutta sorumluluklarımızı bilmek ve bunları yerine getirmek. Çünkü biz dünyayı herkes için temiz tutmak zorundayız.
sadece kendimiz için değil, bizden sonra gelecek olan nesiller için de. Ayrıca sadece insanlar yaşamıyor dünyada, bitkiler ve hayvanlar hep beraber bu dünyayı paylaşıyoruz. Bu nedenle hava kirliliğinde mutlaka gündeme koymamız gerekiyor diye ben de son iki dakikamı bu şekilde tamamlamak istiyorum. Evet hocam, dediniz ki dünya sadece bizim değil, dünyada bütün canlılar yaşıyor ve onlar için dünyamızı korumalıyız, temiz tutmalıyız. Hakan hocam, tabii sosyal etkileşimin de giderek azaldığını görüyoruz dün, bugün ve gelecekte bu nasıl değişim gösterecek ve bunun sonuçları acaba neler olacak hocam? Buyurun. Bugünleri aramamız inşallah gerekmez. Şimdi bu olaylar tabii nasıl oluyor? Uzmanlık alanım gereği sizin ekran görüntülerinize de baktığım zaman genç arkadaşlar ekran karşısında hamburgerlerini götürüyorlar gözlerini ayırmadan. Dün bu çocukların çocukluklarına, bebekliklerine baktığımız zaman da ellerinde bir cep telefonu vardı. Çünkü anneleri yanlarında değildi. Anneleri doğumdan sonra 2-3 aylık bir izin dönemi bitince işe gidiyor, babaları işe gidiyor. Yardımcı hanımların veya başka insanların şefkatiyle büyümeleri bekleniyordu. Bu süre içinde bebek ağladığı zaman da cep telefonuyla WhatsApp'tan veya Zoom'dan veya işte ilgili görüntü araçlarıyla görüntü sağlanarak anne ile çocuk arasında teknolojik bir bağ, yani dijital teknolojiye böyle tanıştı bebek. Sonra o bebek ağladığı zaman evde yemek yemediği zaman televizyonun karşısına oturtuldu. Yetmedi, ekonomik durumları iyiyse onların eline birer laptop verildi ve bugün de bu verilmekte ve bunların örneklerini hepimiz her yerde, her ortamda görebiliyoruz. Bunun kırılabilmesi için öncelikle anne-bebek ilişkisinde annelerin bebekleriyle daha çok zaman geçirebilmeleri için bence en az demeyeyim bir yıllık bir süre diyeyim. Çocukla annenin beraber çalışan anneler için söylüyorum bunu. Özel ve resmi sektördeki beraberliklerini sağlayacak imkanların sağlanması gerekir. Yani maaşlarını kesilmeden anneyle bebeğin evde zaman geçirmesi 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çok daha mutlu, sağlıklı kuşakların yetişmesine öncü olacaktır. Tabii ki hocalarımın söylediği temiz hava, su ve gıdanın kalitesine hiç bir itirazım olamaz. Ama sevgiyi ihmal etmememiz gerekiyor. Duygusal beslenmeyi ihmal etmememiz gerektiğini bir psikiyatri uzmanı olarak 40 yıllık meslek hayatımın artık üniversitedeki son 3 ayım. Bunu söylemek zorundayım, bunu söylemek istiyorum. Ve buna yönelik tedbirler olması gerekiyor. Duygusal açlık telafi edilmediği takdirde işte obezitenin tetikleyici unsurları oluyor. Diğer taraftan da yaşam koşulları bunu bazen besliyor. Çünkü 30 katlı binadan inip de aşağıda spor yapıp tekrar yukarı çıkmak insanlara zor geliyor. Hakikaten geçen hafta kendi gözlerimle gördüm, sizler de görüyorsunuzdur. Rize'nin vadilerinde yaşayan insanlar, sordum burada ömür ne kadar dedim, 80'den önce giden yok dediler. Ve herkesin formda olduğunu gördüm. Sadece bazı yaşlı teyzelerde çay küfelerini taşımaktan dolayı bir kemiklerde skolyotik değişimler vardı. Onun dışında sağlıklı, mutlu insanlar gördüm. Bu gözümüzün önünde var örneği. Biz bunu model olarak alırsak ve dikey mimariler yapılmıştır. Tabii bunlar değiştirilemeyebilir ama onların çevrelerinde daha geniş spor alanları yapılmalı. Bir diğer benim üzüntü duyduğum düşünce, sizlerin de üzüldüğünüzden eminim. Sahil kentlerinde yüzme eğitimi verilmeyen ortaokul, lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri denizlerde boğulmaktadırlar. Bence bu konuda ciddi bir programla bütün bu çocuklara yüzme eğitimi verilebilir. Ve bu hayatların erken yaşta sulamak alanlarında, denizlerde son bulması önlenebilir diye düşünüyorum. Yani her boyutu düşünmek istiyorum. Bir doktor olarak bunları söylemek istedim. Duygusal açlık giderilmezse Sinan Hocam, obezite önlenemez. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Aslında çocuklarımız geleceğimiz diyoruz ama maalesef bugün anneler, babalar, ailenin büyükleri televizyona, bilgisayara, cep telefonuna hapsolmuş şekilde bir ev ortamları oluştu ve bu çocuklar tabii belki de geleceğimiz olmayacaklar. Çünkü bu sosyal etkileşim yoksa aslında biz insanlığımızı unutuyoruz. İnsanlar makine değildir. Onun için sosyal etkileşimi hayatımızı artıracak çaba içerisinde olmamız lazım. Evet Nevzat Hocam, son olarak tabii bu gıdanın temini konusunda ve sağlıklı beslenmenin sürdürülebilirliği konusunda acaba bizim
toplumsal rollerimiz neler olmalı? Buyurun hocam. Şimdi tarım, gıda ve beslenmede sürdürülebilirlik çok önemli. Çünkü bu halk sağlığını da etkileyecek bir durum. Bir yerde halk sağlığını korumak istiyorsak önce dengeli ve yeterli beslenme yapmamız lazım. Yeterli ve dengeli beslenme için gıdaya ihtiyaç var. Güvenli gıdaya, yeterli gıdaya ihtiyaç var. Yeterli ve güvenli gıda üretebilmek için tarıma önem verilmesi gerekiyor. Ben sürdürülebilirlik raporlarını çok sürekli izliyorum. Yapılan bir araştırmada ülkemiz tarım, gıda ve beslenmede sürdürülebilirlikte 100 üzerinden 55-60 puan alacak durumda. O nedenle geçmişimizi torunlarımıza, geleceğimize aktarabilmemiz için tarım, gıda ve beslenmede sürdürülebilir planlı bir şekilde yapmamız ve oradaki açıkları kapatarak daha sonraki yıllarda insanlarımıza yeterli gıda, sağlık ve halk sağlığının korunmasına çalışmamız gerekir. Bunun için gıda ve beslenme okuryazarlığı, hocalarım söyledi. Eğer gıdayı alırken iyi bir etiket okuyamıyorsa, kendine uygun olmayan bir gıdayı alıp onu atarsa o da ısraf sayılır. Tarım ve gıdada ve beslenmede beslenme okuryazarlığı, gıda okuryazarlığı eğitiminin de verilmesi gerekir. Burada çok eksik olduğunu düşünüyorum. İnşallah onu da ilerleyen yıllarda çözebiliriz. Teşekkür ederim. Tabii özellikle sağ olun, eksik olmayın. Bugün 1950'li yılların öncesine gittiğimiz zaman toplumun neredeyse 6'da 5'i köylerde yaşıyordu. Şehirlerde nüfus azdı. Biraz önce Toker Hocam da kentleşmenin çok önemli bir halk sağlığına tehdit olduğunu altını çizdi. Şimdi ise bugün 10 kişiden 9'u şehirlere gelmiş vaziyette. Tabii biz tarım alanlarımızı üretim için kullanmazsak acaba sağlıklı gıdayı ürettiğimizi ve tüketmek için fırsat yarattığımızı nasıl düşüneceğiz? Onun için bizim tekrar aslında köylerimize dönmemiz lazım. Çünkü köylerde aslında hayatın her şeyi var. Biz başka türlü bu ne gıdayı ne sağlığı sürdüremeyiz diye düşünüyorum. Evet, bugün değerli hocalarımız Profesör Doktor Toker Ergüder, Profesör Doktor Hilal Özcebe, Profesör Doktor Hakan Kumbasar, Profesör Doktor Nevzat Artık hocalarımızla halk sağlığımızı tehdit eden hastalıklar, unsurlar, davranış şekilleri, toplumsal özellikler gibi birçok başlığı aslında masaya yatırdık. Umarız bugünkü bu konuşmalarımızdan biz edindiğimiz bilgilerle ailelerimizi, çocuklarımızı, her şeyden öte geleceğimizi koruyabiliriz. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Evet sevgili dostlar, bu hafta Güzel Hayat programının sonuna geldik. Haftaya yeni konuda yeni bilim insanlarıyla yine karşınızda olacağız. Hepiniz sağlıkla, huzurla, güzel kalın. Hoşça kalın. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka.